Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, hürmetli körmeler. İstiklal Gündelik Haberler programımızı görüşünlerine karşılayalımız. Ben Abdullah Yalğun. Programımızda vatanımız Şarık Türkistan ve dünya gün tertibindeki en muhim haberlerini huzurunda sunumuz. Kınamsız dikkatler ekranımızda olsun. Xitay zehirli çekimlik arqılıq Uyghurlarını kırgın kılmaqta. Xitayning Sharq Turkiston xalqiga yurgizayotgan irqiy qirg'inchilik jinoyatini davomli kuchayib ijro qilish uchun zaharli ichimlikni vosita qilib qo'llanganligi oshkora bo'lmoqda. Xitoy yaqinqi yillardan beri Sharq Turkiston xalqini turma va jazo lagerlariga qamab, sistemalik irqiy qirg'inchilik siyosati ijro qilayotgan bo'lib, Xitoyning razil maqsadiga yetish uchun zaharli ichimlikni yana bir vosita qilganligi oshkoralandi. Növbette Xitay ijtimai taratqularda pat-patla uçurab durduğun yaşlarının Muhurki isimlik çekimlik sebebiden ölüp gidip atqalıqı, ata-anılarının bu əhvallarına hoşar buluşu haqqıdaki qısqısırlar əhvalının iğir ihkallikini, milletnin yaşları nişanlanğan bu cinayetinin arqısı da Xitayının qarı qolu buluş ihtimalinin intayın çoğun ihkallikini bildirilmekte. Yıqında yeniden oturğa çıkan bu sindeki sözlerimi muhacirettiki her bir uyğurni qattıq uyğı salmaqta. Bek dikkat kalaydı. Muş yakında bizden olacak acayip bir paciyeden anlardınız. Nime hadise? Muş o tuyuksuz ölüp gitmeğen, tuyuksuz kıtıp gidip atkan. Üydün akşamı sakır gitip ettiğinde ölüp çıkıp atkan. Kırsı ölüp gitken, kıtıp kalan. Bu nime kendisi? Muhurki kokşaş bir zehir çıkıp odaydı o. Karsanlı muhur gidekla. Bunu cıgıraklam çıkıp asa, kıtıp kaldık. Bu keyip kalamış bu. Şuna atanla intayın uşar bulaydı. Balamızın yan çoğunu oturup bakaydı. İşini bulmaydı. Ballarımızı hıyanat kan bulmayımız. Ballarımız zaten nimba yan çoğu da. Uflap kağa vaxtlarda oturup bakaydı. Tolu uflap kaldı ki bunda kağa demçü. Akşamı keş uflap. Keş yitip et diyende kopmay. Onun neki na de be buşan. İş hoş yakmaydı kan. Aşın da bu kaldı ki. Muşta ölüp git bağlı ehval bek çık ki. Muşta bir kutkuzuş maşinisi ayda edilen bir eylem yetişti. 15 balını ciddi bölüm kapadım. 13 kişi ölüp getti de buldu. Oylap yıkınla. Ey benim fıkılırım. Ey benim kurdaşlarım. Hem de ahtama hakkında tüketsek. Vakaza hakkında tüketsek. Hem de bu çıktı mı? Ey oylap yıkınla. Hem de şunun keyfi kımızak dünyada huzur sürdüğün neresi yok mu? Sizler şunu keyif kılıp ölüp geçsenler, ada ananla, ballarınla, kovum kıyırındaşlarınla kanca azaplı kalıdı o ile pekınla. Hey, bir balını 18-20'ye, kuramı 700'mek asan mı? Sizler ölüp geçkendikin senin ballarınla kanda kalıdı o. Taşlayanmayı mı? Neymiş ki taşlayanmayı sizler? Muşunu siti batkan, işek. Bununla tıl. Ne ben nim kılanmaya kaldım. Bu kandak dilden tıllaşı bu. Ay valla ne. Mun. Ay valla. Muşunu satmasan cinini bakanmadın mı? Ey. Oylap bakına senin balların yok mu? Senin uruktukalların yok mu? Senin kırındaşların yok mu? Bu yaş ve bronka sırlarda okşaş çekimlik yakıdı söz kılgan yaşlarının hemmesi, yaşlarını atı anılarını agahlandırgan ve Xitay rejimini mezkur çekimlik suadısı kılvatkanlarına ceza bilişki çakırgan bozumu, ama muhacireteki Uyghurlar onlarının çakırganın kılçı paydısı bulmaydıganlıkını, Uyghur yaşlarının her hıl yollarda buzuluşunun arkası da bivastı Xitay tecavüzcülerinin kolu barlıqını, hatta Xitay tecavüzcüleri yaşlarını agahlandırgan mezkur yaşlarına ziyankeşlik kılıçtın yanmaydıganlıkını bildirişmekte. Uyghurka, yani burun dallarımız çekivatkan muhurkının hazır yığılınıp zer siyakına cemiyetimizde şiddet bile yıkırmakta. Ata Allah! Ballarınlara katık dikkat kılınla 16 yaş, 18 yaş, 20 yaş, 20 yaşından töpü, hatta ki 30'dan altı turmuşunu kurup oğandı iken muş kırpıl üzün tatanma atkalla intayın köp. Hatta ki benim meylemlik tonuşlarım ülep getkenler ben muşunu çekip. Muhurkini çekip oğandı iken arak içti, öldü edigen gel. Ben çıkan muhurk şimdi. Ben çıkan karısam. Turdu bu 8-9'un bulak 5'ini bu çıkı bulak içilen sol yok altısı bu iki ziyaret çeşitli sonu gibi görüp şimdi işte o şişki yok
Depolarını ketti. Depolarını ilip, tekşerip bireyle bir. Kimdin ağın, nerdin ağın? Müş bizim yedip pek çıkayıp ketti. Müş tıkılık ulet gidip bakım bundan. Jirim üç kol gönülde günür batı diyor ki. Saat bir yedim adı üyü kürüp de. Üyü kürüp. İçim kızı bakkan nek bu batıdan. Dip. Sonlarım dip de ulam iğren sınırı kaptı. Ayrım bir duvan dikin. Saat beş uganda. Sırkı çıkıp aydınlık kaytıp girip. Şu yatka yerdi. Telefonu tutup gidip kaptı arka. İşleri kırışıp gitti. Ağızını azırak küpkini kaptı. Bu zehirinin ismini muhurka deyip ataydı ki. Muşu zehirini çekiş arkalık nurgun yaşlarımız özünün cinidin ayrılı atılı. Atağınla, ballarınla karap koyunla. Nerede tuğunni nemiş kıvatkınni sorap koyunla. Xitay kayıp sapa zehirlik çekimlik arkalık Uyghur yaşlarını ruhi ve cismani cihetin kereksiz kılıp kırgın kılıçtın ibaret rezil mahsusdaki yetiş üçün irki kırgıncılık siyaseti bilen birli vakitte hareketke ötken bolup, dükünüde harak tamak satmağallarını, hatta satmaslıkını tevsiye kılgallarını milli öçmenliki kuturat kolu kılıç, dini azabi digendek tökmetler bilen ceza lagiri ve türmelerge kamap iğir cezalıgan idi. Şunlıqlı Şarkı Türkistan'nın barlıq yezi kənətlərgə qavaxana payışxanlarını köpəytiş, zəhərlik çikimlikni umumlaşdırış üçün zor küç sərif qılğan idi. Xitayning Şarkı Türkistan xalqını, xüsusən yaşlarını zəhərlik çikimlik arqılıq vəyran qılış cinayetinin tarixi aldınqı əsirgə sozulduğan bolub, bu axtiki guvalıqlar xəbərlərdən aşkarılınışca, Xitay zəhərlik çikimliknin Şarkı Türkistan'da yamrışını bir qolluq planlap kəlgən və bunu tuzuşqı tırışqanlarını, xüsusən alim ölümalarını türlük usullar bilən cəzalab közdün yoqatqan. Avustraliya Xitayının xatirlik hücumlarına narazılıq bildirdi. Avustraliya Xitay uruş ayroplanlarının xalqara deniz tevalikide hareket kılıp atkan Avustraliya hərbi tik uçar ayroplanıga xatirlik halde yurutuş bombası bilen hücum kılganlıqını ayıpladı. Amerika vazının xabirde bildirilişçe Avustraliya Devlet Müdafiye Ministeri Richard Marles 6 Mayıdaki bayanatıda Xitay Armiyesi Küreşçi Ayruplanının Seyrik Denizdeki Xalqara Deniz Tevalikide Avustraliya Hərbi Tik Uçar Ayruplanına hücum kılıp Ayruplandaki kişilerinin bir xatirlikigi ziyaniyet güzgarlikini Xitayının bu xil xatirlik ve kubul kılgılı bolmaydıgan kılmışıgı narazılıq bildirdiğanlıqını təkidligen. Amerika Birleşme Xabar Agentliğinin xabiriga asoslanganda Avustraliya Devlet Müdafiye Ministerliğinin bu vaqtdagi bayonotida mazkur vaqaning 4-may yuz berganligi Avustraliya Xan jamiyati dengiz armiyasining qo'g'ilg'uchi paroxoti HMS Hobartning Seyrik dengizidagi xalqaro dengiz tavalligida BDT xavfsizlik kengashining Shimoliy Koreyaga qaratgan jazolash qarorini ijro qilayotganligi qayd qilingan. Müdafiye Ministeri Richard Marles'ın eğitişçe Xitay'nın G10 tiplik küreşçi ayroplanı Avustraliya Deniz Armiyesi tik uçar ayroplanının uçuş yoluğu kirvalgan bolup, tik uçardan tahminen 300 metr yiraklıktan köp qedim yurutuş bombası atkan. Tik uçar ayroplanının uçuşçısı yurutuş bombasıga sokulup ketmeslik üçün özünü kaçırıp hareket kılışka mecbur bolgan. Avustraliya Devlet Müdafiye Ministeri Xitay'nın bu hareketini hem bihater bolmagan hem kesbi bolmagan bir hadise edip süpetlep, Xitay'nın bu kılmışını kubul kılgılıp olmaydıganlıqını təkidligen. Xi Jinping Yevropa'nın ayıplaşlarını rad kıldı. Xitay rejimi reisi Xi Jinping Yevropa rehberlerine bir tarafdan texime yakın hemkarlık ornatışını xalaydıganlıqı haqqıda signal bergen bolsa, yeni bir tarafdan sanayette işlep çıkırış iktidarıdan eşip gitiş doğrusudaki ayıplaşlarını rad kıldı. Türkiye Avaz Radyosu haberde bildirilişçe Xitay Taşqı İşlar Ministerliği bayanatı ilan kılıp, Xi Jinping'nin Fransiya ziyareti de Prezident Macron ve Avrupa İttifakı Komiteti başlığı Ursula von der Leyen bilen körüşkenlikini bildirdi. Xi Jinping körüşte dünyanın davalğış ve özgürüşünün yeni baskıçıgı kirgenlikini eskertip, Xitay bilen Avrupa'nın iki muhim küç bulu süpte bilen birbirini şirik tepilişi, diyalog ve hemkarlıkta çıntırışı, öz ara işiniş ve stratejilik ortak tonuşunu barpa kılıp, dünyanın tınışlığı ve terakiyatı tökpü koşuşu kereklikini təkidligen.
O Xitayning Yevropa ittifoqi bilan bo'lgan munosabatlariga strategik va uzun muddatlik nuqtadan qaraydiganligini bildirib, Yevropa ittifoqini Xitayning zamonaviylashishidagi muhim sherik munosabatlarini bo'lsa, Xitoy xarakteri bilan buyuk davlat diplomatiyasining muhim o'lchimi deb qaraydiganligini bildirib bildirilgan. O Xitayning yangi energiya sanoatining ochiq oshkori raqobat sharoitlari ostida ilg'ar ishlab chiqarish iqtidorini barpo qilganligini, buning yarishori xarakterlik ehtiyojini oshirib, pul pahalligi besimini tengponlashtiradiganligini, shundaqla klimat o'zgarishi va yashil energiya o'zgarishiga to'g'ri qo'shganligini ilgari surgan. U so'zda yana Xitoyning atalmish ishlab chiqarish iqtidoridan eshib ketishi degan masala selishtirma afzalligi va yarishori xarakterlik talab nuqtasidan yo'q narsa degan. Fransiya prezidenti Macron bugungi kunda dunyo nurg'un masalalarga duch kelyapti. Xalqaroliq vaziyat xalqaroq ahvolda turmoqda. Fransiya va Yevropa ittifoqi Xitoy bilan bo'lgan munosabatlarini ilgirikiga qaraganda texnik yaxshilashi kerak. Chunki Yevropaning kelgusi buningga bog'liq degan. Yevropa ittifoqi komiteti boshlig'i von der Leyen ko'rishdan keyin o'tkazilgan axborot e'lon qilish yig'inida Xitoyning to'qliq qatnash vositalari va polat temir sanoatiga berilgan to'liqlamining Yevropa sanoatiga og'ir tahdid olib kelib, Yevropaning sanoatdan ayrilishini keltirib chiqaradiganligini ta'kidladi. U dunyo Xitoyning 5-chi mahsulotlarini qabul qila olmaydi dedi. Rossiya Angliyaga hujum qiladiganligini bildirdi. Rossiya agar Ukraina Angliya qurollari bilan bizga hujum qilsa, Ukraina va Ukraina sirtidagi Angliya harbiy nuqtalariga hujum qilamiz dedi. Rossiya tashqi ishlar ministrligi Angliya tashqi ishlar vaziri David Cameronning Reuters agentligining ziyoratini qabul qilganda aytgan, Ukraina Rossiyadagi harbiy nuqtalarga Angliya qurollari bilan hujum qilish huquqiga ega degan so'ziga inkos qaytardi. Bu vaqtdagi bayonotda Cameronning dushmanlarcha aytgan so'zi Angliyaning bunundan ilgari Ukrainaga bergan yiroq masofalik boshqarilgan bombalarni Rossiya zaminiga otmaslik to'g'risidagi va'dalariga zid. Cameron buni rad qilib, Angliyaning to'qinishayotgan bir tarafga yon bosadiganligini qabul qilgan bo'ldi. Rossiya Cameronning so'zlarini vaziyatni keskinlashtirgan omillarning muhim isboti va Londonning to'qinishlarda Ukraina tarafda turganligi deb qaraydi. Agar Ukraina Angliya qurollari bilan Rossiyaga hujum qilsa, Rossiya Ukraina va Ukraina sirtidagi Angliya harbiy nuqtalariga hujum qilish bilan javob qaytaradi deganlar qayd qilindi. Isroiliya armiyasi G'azzaning Rafah rayoniga quruqlik harakati qo'zg'adi. Turkiya Avaz radiosi xabarida bildirilishicha, Isroiliya armiyasining bu vaqtda e'lon qilgan bayonotida Rafah rayonining Misr bilan bo'lgan chegara ig'izining G'azza tarafining qo'lga kiritilganligi bildirildi. Bayonotda Rafah chegara ig'izining Misrdan taxminan 3.5 km yiroqlikda joylashgan Falastin tarafidagi qismining butunlay Isroiliya armiyasining kontrolligiga o'tganligi, hujum davomida 20 falastinlikning o'ldirilganligi eskertildi. Gerçi İsrailiya uruş kabineti tünügün keşti Hamas'ın Katar ve Mısır tarafından sunulgan uruş tohtuş tekliflerini tasdiqlaganlığını ilan kılgan bolsumu, ama Gazze rayonundaki sergerden Palestinlikler panahlanıp atkan Rafah rayonuna hücum kılışını devamlaştırışını karar kılgan idi. İsrailiya uruş ayruplarları ve zembirekleri yerim keşidi Rafah şehrinin şarkını katlı bombardıman kılgan idi. İsrailiya armiyasi tunugun atigan e'lon qilgan bayonotida majburiy ko'chirib o'tilgan falastinliklar panohlanayotgan Rafahning sharqidagi bir qism mahallalarining bo'shatilishini talab qilgan edi. Shundan keyin nurg'un falastinliklar Rafah rayonidan qochishga boshlagan edi. Isroilning o'tgan yili 7 oktyabrdan buyon G'azza rayonida davomlashtirayotgan hujumlarida kam deganda 14944 bola va 9849 ayolni o'z ichiga olgan 34789 falastinlik o'ldirildi. 78108 falastinlik yaralandi. Egilnishcha xarobiyliklarning ostida yanada minglab kishilarning jasadlari bor bo'lib, keng xalq ammasi panohlanayotgan doktorxonalar va ma'arif o'rinlari hujum nishoni qilinib, ommaviy ul aslahalar vayron qilinmoqda.
Hürmetli körülmeler, şuna kadar bugünkü haberlerimiz müşahede ahırlaştı. İnşallah ertiki programımızı görüşürüz. Aman doğayızlar. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.